Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugün de bir konu bir konuk programında beraberiz inşallah. Evet 2020 yılının sonuna doğru geliyoruz. 2020 yılımız hastalıklarla, musibetlerle, depremlerle, yangınlarla geçti. Fakat bu süreçte bizi en çok etkileyen, aileleri en çok etkileyen, çocukları etkileyen pandemi sürecindeki eğitim. Biz de bugün inşallah Memur Sen ve Eğitim bir sen il Başkanımız Ahmet Başkan'la beraberiz. Evet başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Ben davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Davet Radyo ailesi evet. adına sizlere. Teşekkür ederiz. Biz de Davet Radyo ailesi adına sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yoğun bir programınız var. Bu program arasında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet başkanım, malumunuz pandemi sürecinde öğrenciler okullardan uzak kaldı. Öğretmenler öğrencilerden ve eğitimden efendime söyleyeyim uzak kaldı. Aileler haliyle çocukları içeride muhafaza etmeye çalıştı. Fakat e, bizim alışmadığımız bir sisteme geçtik. Yani canlı ders, uzaktan eğitim, online eğitim derken hiç belki bu süreye kadar alışamadığımız bir sürece girdik. Haliyle bunun avantajları, dezavantajları var. Ve bazı aileler feryat ediyor. Hakikaten bu, bu sıkıntılarımız var diyor. Öğretmenlerin belli sıkıntıları var, öğrencilerin sıkıntıları var. En önemli sıkıntılardan bir tanesi Yüz yüze eğitimde öğretmenler sınıfta öğrenci kontrol altına alabiliyor. Efendime söyleyeyim mimikleriyle, efendime söyleyeyim yüz yüze dersleriyle kontrol altına alabiliyor. Fakat canlı derste veya uzaktan eğitim dersinde bu biraz zayıf oluyor sanki. Öğrenci evinde rahat. O rahatlık içinde bakıyorsunuz dersleri çok manada dikkat etmiyor, ciddiye almıyor. Veya efendime söyleyeyim canlı derste kamerayla oynuyor. Dersi bırakıp gidiyor. Bazı öğrenciler yattığı yerden dersi takip etmeye çalışıyor. Yani bu konuda aileler biraz sıkıntılı. Hani böyle bir sisteme geçtik fakat biz ne yapacağız? Çocukları disiplin altına alamıyoruz. E, okulda öğretmen yok. Ne kadar e, efendim, söyleyeyim eğitim olacak? E, bu konudan biraz bahseder misiniz? Ailelere tavsiyeleriniz, öğretmenlere, öğrencilere? Evet. Şimdi öncelikle e, bu salgın süreci başladığından beri e, canla başla çalışan bütün eğitim camiasına ben buradan selam ediyorum sizin aracılığınızla. Şimdi e, hakikaten e, sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk defa karşı karşıya olduğumuz e, uzaktan eğitimle e, cebelleşiyoruz. Evet, <laughs> yani, adeta cebelleşi aynen. cebelleşiyoruz. Aynen öyle. Hem ailece Şimdi, hem öğretmen. Aileler, öğrenciler, e, çocuklar, e, öğretmenler, okul idareleri, bakanlık, en alttan en üste kadar eğitimin bütün ayakları evet, başkanım. e, ilk defa karşılaştığı bir şeyle evet. e, uğraşıyor. Şimdi burada e, öncelikle şunu gördük ki e, maddi bütün sıkıntılarını bir kenara bırakıyorum. Evet. online eğitimin yani maddi birçok sıkıntıları var. İşte evinde bilgisayar olmayan çocuklar var. Evinde internet imkanı olmayan öğrenciler var. Aynı evde beş tane çocuk var, var, bir evet. tane bilgisayar var. Öyle köyler var ki internet ee, bile gitmiyor. Tabii yani evinde bırakın siz interneti, bilgisayar vesaire akıllı telefon bile görmemiş çocuklar var hala. Şimdi dolayısıyla bu maddi imkansızlıkların hepsini bir kenara bırakarak söylüyorum. Biz bu süreçte gördük ki uzaktan eğitim bizim e, sosyolojik olarak da e, yapımıza uymayan bir şey. Evet. Ee, dolayısıyla hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini almayacağını hepimiz yaşayarak gördük. Yakın gördük bunu yani, yani öğretmenlerin ne kadar önemli bir görev ifa ettiklerini de gördük. ne kadar kutsat. Çünkü evde e, benim eşim iki tane çocukla e, nasıl cebelleşiyor. Şimdi dolayısıyla evde insanlar bunu gördüler. Yani öğretmenler evde iki çocuğumuzla evet. e, biz... Nasıl baş edemiyoruz? Kendi çocuğunu kontrol altına alamıyor. Tabii Kaldı ki bir öğretmen yani 30 öğretmenlerin öğrenciyle. yaptığı işin ne kadar önemli olduğu aslında ortaya çıktı. Eğitim şu an zaten yetkililer de sağlık mı eğitim mi noktasına bir ikilem yaşadılar. Evet. O noktada okulları açtılar ki ben o zaman bir rapor yayınlamış ve o raporda da ifade etmiştim. Bizim ecdadımız olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Şimdi dolayısıyla e, böyle diyen bir ecdadın torunu evet. olarak önce sağlığı öncelememiz gereken bir süreç yaşıyoruz. E, ki bu noktaya yetkililer de geldiler ve okullar tekrar evet. tatil edildi. E, çünkü sağlık e, çalışanlarımız böyle tükenmişlik sendromuna girmeye evet. başladılar ya, artık. Yani sürekli e, aynı şeyle uğraşıyorlar. E, evet mücadele ediyorlar Ya bunun dalga hali bilmesi. şimdi bir bir tarafta hakikaten işin ehemmiyetinin farkında olmayan e, yani hala maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeyen bir grup var e, bir taraftan hala e, restoranlar eğlence merkezleri gazinolar vesaire vesaire e, yerler açık e, şimdi durum buyken okullar niye kapalı ee, evet. tartışması yaşandı. Şimdi ve okullarımızı biz açtık. Ee, gelinen noktada sağlık sektörü hakikaten ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınca e, tekrar kapatmak ve uzaktan eğitime geçmek e, durumunda kalındı. Yani evet. uzaktan eğitimde biraz önce ifade ettiğim bir sürü dezavantajlar söz konusu. Bunun yanında da e, sosyolojik olarak uyumsuzluk problemi söz konusu ee, ama buna rağmen bizim öğretmenlerimiz hakikaten o kadar e, güzel hazırlık ediliyor. yapıyor o kadar e, güzel dersler işliyorlar ki uzaktan eğitim olmasına evet. rağmen ee, şimdi sanki yüz yüzeymiş gibi ders işliyorlar çünkü öğretmenlerimiz de e, bu, bu süreçten çok memnun değiller aslına bakarsanız evet. yani yüz yüze eğitime geçildiği gün ben bir okul ziyaretindeydim böyle çocuklarına bakıp öğrencilerine bakıp inşallah bir daha ayrılmayız diye ya. Ya. sabah töreninde ağlayan öğretmenler gördüm ben. Gerçekten. Şimdi eğitim camiası çok ciddi <laughs> anlamda bu konuda çalışıyor. Tabii ben. hassas ve çalışıyorlar. Şimdi bizim toplum olarak e, sağlıkçılara sosyal mesafe, e, hijyen ve maske noktasında dikkat ederek gereksiz ziyaretler yapmayarak e, dikkat ederek destek olmamız gerekiyorsa, eğitimcilere de şu anda evde kendi çocuklarımızın eğitimini kontrol ederek destek olmamız gerekiyor. Evet. Yani burada velilere hakikaten görev düşüyor. E, bazı velilerimiz yapıyorlar, e, öğrenciyle beraber derse giriyor. Şimdi çocuk e, kameranın karşısında dersi takip ederken annesi de, velisi de veya babası veya teyzesi, ablası her neyse o da yanında oturuyor, çocuğu takip ediyor. En sağlıklı yöntem bu. Evet, çok güzel. Şey. Yani e, gerekirse çocuklarımızla birlikte yeniden eğitim alacağız. Yani velilerin ilk yapması gereken şey bu. Öğrencilerimiz üstlerindeki o ataleti bir an önce atmaları gerekiyor. Yani uzaktan eğitimin de örgün eğitim gibi, yüz yüze eğitim gibi önemli olduğunun farkında olmaları lazım. Evet. Yani okuldaki dersine girer gibi zamanında dersine girmesi lazım. Çünkü öğretmen oturuyor bilgisayarın başında şu geldi, bu geldi, bu geldi. Zaten yarım saatlik bir zaman dilimi evet. söz konusu. Bu yarım saatlik zaman diliminin 15 dakikası da e, Ahmet geç kaldı, Ayşe e, ile uğraşmakla geçmemesi Doğru. için mutlaka e, önceden hazırlığını yapacak Bilgisayarının, tabletinin, telefonunun neyse nereden bağlanıyorsa başına oturacak e, ve e, evet. zamanında girecek velilerimiz de onu takip edecek çünkü çocuklarımız uzaktan eğitimin yani online işlenen bir dersin normal ders gibi e, ol, olduğunun farkında olmadığı evet. Sanki e, daha o şuuru zaman tam, zaman. E, şey e, yani oturup. E, keyif çatma ya da dalga geçme ya da eğlence e, alanı değil. Bu evet Çocukların bunun farkında olması lazım. Bu farkındalığı oluşturmak hem velilere düşüyor hem öğretmenlerimize evet. düşüyor. Çocuklarımızı bu noktada velilerimiz takip edecek. Derse girdi mi girmedi mi? E, derse girdi dinledi mi dinlemedi mi? Anladı mı anlamadı mı? Daha sonra tekrar edip etmediğini de veli takip etmesi lazım. Evet. Çünkü zaten uzaktan eğitim alıyor çocuk. Tekrar etmezse uçar gider. Yani kalkıp sinema filmi izledim, film bitti kapattım değil. Yani velilerin mutlaka bunu takip etmesi lazım. Evet. Öğrencilerin bu şurada olması lazım. Öğretmenlerimizin de yani e, böyle hani bir televizyon kanalında filmi açtım, e, siz de izleyin gibi değil. Mutlaka dersi interaktif hale dönüştürmesi lazım. Yani çocuklarımızla, öğrencilerimizle karşılıklı soru-cevap şeklinde olması lazım, normal bir ders evet. işleme noktasında olunması lazım. Yani dersleri mutlaka interaktif hale dönüştürmesi gerekiyor. Devletimizin de bilgisayarı olmayan, tableti olmayan, interneti olmayan, özellikle dezavantajlı bölgelere Mutlaka imkan sunması Olabiliriz. gerekiyor. Yani bu çocuklarımıza bizim mutlaka özel e, ulaşıp destek olmamız gerekiyor. E, yani bunu hep birlikte aşacağız. İnşallah. Hep birlikte yeneceğiz. E, i̇nşallah aşılır bu ülke badireler atlattı. Evet. Bunu da inşallah, i̇nşallah. E, alnımızın akıyla i̇nşallah. E, başarırız diye düşünüyorum. Şimdi başkanım az önce bahsettiniz. Hani Öğretmenler bu konuda ciddi bir mücadele veriyor. Gerçekten eğitim camiası. Yani ordu olarak. E, hepsi çok ciddi manada sanki okula gider gibi. Efendim öğrencilerine ödev veriyor. Ödevlerini takip ediyor. Dersleri saatinde açıyor. Ee, bazen akşamları ders yapıyor. Sabah yapıyor. Belki daha çok yoruluyorlar. Yani yüz 170'den daha çok yoruluyor evet. bir öğretmen. Çünkü öğrenciyi bir dışarıdan kontrol etmek var. Bir de internet üzerine kontrol etmek var. Ee, fakat böyle insanların nazarında sanki böyle şöyle bir alık oldu. Ya bu öğretmenler aylardır efendim yatıyor. <laughs> dinleniyor. Okul yok. Ders yok. Evet. Fakat öğretmenleri dinliyoruz. Öğretmenler diyor ki Emin olun diyorlar biz daha çok yoruluyoruz. Biz okuldayken bu kadar yorulmuyorduk. Okulda ben sınıfı kontrol altına alıyordum. Dersimi anlatıyordum. Ödevimi verip çıkıyordum. Fakat burada çok zor oluyor. Bu konuya biraz inşallah girelim. Öğretmenlerin ve feryatları, velilerin. Şimdi aslına bakarsanız bu sadece pandemi süreciyle sınırlı bir e, hadise değil. <laughs> evet, e, son dönemde öğretmene verilen değer maalesef her geçen gün azalıyor. E, gerek ...büyüklerin yürüttüğü stratejinin yanlışlığından, bakanlığın öğretmene yeterince sahip çıkmamasından... ...gerekse toplumda bunu körükleyen bir takım mecraların varlığından dolayı... ...öğretmene o duyulan saygı, öğretmenin itibarı toplumda her geçen gün zedeleniyor. Yani eskiden öğrenciyi getirip, hocam eti senin kemiği benim... Tamamen teslim edilirdi. bırakılırdı. Evet. Şimdi bu da doğru bir yöntem değil bana göre de. <laughs> evet. Yani mutlaka eğitimde eğitimin üç tane sorumlusu olmalı. Öğrencinin bizzat kendisi, evet. veli ve öğretmen. Sadece eğitimi öğretmenin omzuna yıktık, kenara çekildik. Olmalı. Bu da doğru evet. değil. Ama burada şu e, söz konusu, öğretmene toplumun güveni vardır. Yani... Bir hürmeti e, saygısı itibar vardı. Kesinlikle öğretmenin toplumda sözü dinlenen bir kişilik olarak kabul edilirdi. E, şu an gelinen noktada e, bırakın siz öğrenciyi getirip öğretmene hocam eti senin kemiği benim e, cümlesini. Öğrenciyi getiriyor okula Veli. Diyor ki oğlum bu öğretmen bunun eti de senin kemiği de senin. <laughs> Şimdi tersine döndük. Yani her geçen günde öğretmene verilen değer... E, gerek maddi anlamda gerek manevi anlamda azalıyor. Şimdi e, alım gücü bütün toplumun alım gücü zaten düşüyor maalesef. Evet. E, öğretmeninki de bundan olumsuz etkileniyor. E, dolayısıyla bir taraftan o bir taraftan da öğretmenler efendim çalışmıyor. Öğretmenler e, iki ay üç ay yatıyor. Normal süreci söylüyor. Evet eğitim süreci. Ya arkadaş öğretmenin yaptığı işin ...ne kadar önemli bir iş olduğunun farkına varsana... Şu an anladık değil mi başkanım? Öğretmenlerin daha çok kıymetlerini anladık Tabii ki öğretmen yani. toplumu şekillendiriyor. Ya, yani e, hiç kimseyi ben küçümsemiyorum. Sakın sözlerim yanlış anlaşılmasın ama... ...fabrikada çalışan bir mühendisimiz... ...hatalı bir işlem yapsa... ...defolu iplik ortaya çıkar. Ama öğretmen hatalı bir iş yapsa... ...defolu insan çıkar. Vatana millete Ve bu defolu topluma yol açar... Yani öğretmen çok önemli bir iş yapıyor Allah aşkına bizim çocuğumuzu şekillendiriyor. Şimdi dolayısıyla sen öğretmene önce hak ettiği değeri vereceksin. Öğretmen buna rağmen toplumda değer görmemesine rağmen ki bu değer görmeme artık öyle bir noktaya geldi ki biz pandemi sürecinden önce e, ayda 2-3 tane en az okulun önünde basın açıklaması yapıyorduk. Niye biliyor musunuz? Öğretmene şiddet uygulandı diye öğrenci öğretmeni döver hale geldi. Ya, ya, ya. Yani bu babasını dövmeye eş annesini dövmeye eş bir şey bu. Yani e, şiddetin her türlüsüne biz karşıyız. Kadına yönelik şiddete de karşıyız. çocuğa yönelik şiddete de karşıyız. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Ama bir toplumda şiddet e, toplumun talim ve terbiyesinden mesul kişilere kadar ulaşmışsa yani öğretmenine şiddet uyguluyorsa bir toplum ya. o toplumun ayağının altındaki halı kayıyor demekler. Evet. Yani öğretmen maalesef bu kadar e, itilip kakılan bir hale geldi toplumda. Evet. Halbuki e, bana bir harf öğretenin 40, 40 yıl kölesi olurduk ya, biz. Ne kadar manidar değil mi? Şimdi e, bu noktadan biz maalesef öğretmenlerimizi hangi noktaya taşıdık? İnşallah yetkililer bizi duyar. İnşallah. Hak ettiği değeri öğretmenlerimize her manada tekrar e, verirler. Yani bu e, öğretmene e, nasıl değer verilebilir? Bizim hala bir öğretmenlik meslek kanunumuz yok. Milli Eğitim Bakanımız çıkınca çok güzel konuşuyor. Evet. E, öğretmenlerimiz mutlu oluyor. E, ama Milli Eğitim Bakanımıza ben buradan seslenmek istiyorum. Niye hala bizim bir öğretmenlik meslek kanunumuz yok? Kusura bakmayın öğretmene sahip çıkmak laflı olmaz. Öğretmenlik meslek kanununu çıkaracaksınız. Öğretmenin itibarını e, tekrar sağlayacak. Kariyer basamaklarını e, belirleyecek. Yani birçok alanda belki e, öğretmenlik olmakta öğretmen yetiştirmeden tutun da Evet. Aşkım. O kadar çok yanlışlıklar var ki sistemin içerisinde. Şu an öğretmenlik istihdamında ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik diye ayrımlar var. Yani ücretli öğretmenlik öğretmenlik değil mi? Atanamayan öğretmenlik diye bizim bir problemimiz var. Atanamayan bir sürü öğretmenimiz var. Dünya kadar da öğretmen açığımız var. E niye öğretmen atamıyoruz yani? Eğitim en önemli şey. Bugün anladık. O zaman atanamayan öğretmenlerimizi atayarak. Ee, bu öğretmen açığımızı gidermemiz gerekiyor. Yani bütün bunların yetkililer tarafından dikkate alınıp düzenlenmesi gerekiyor. Bu pandemi sürecine dönersek sorduğunuz soruda işte öğretmenler yatıyor. Ya, ya ne yatmaz Allah'tan korkun ya. Evine iş götüren belki de tek meslektir öğretmenlik. Evde soru hazırlarsın. Evde derse hazırlanırsın, evde ders planı yaparsın, evde yıllık plan yaparsın. Ee, şimdi götürürsün, okulda ders anlatırsın, bitmez. çocuğa deneme sınavı yaparsın, evde çözersin. Sınav yaparsın, evde çözersin. Eee, test dağıtırsın çocuğa. Ee, onun sonuçlarını alır, evde değerlendirirsin. Yani bakın, sen bir memursundur, rutin bir memurluk yürütüyorsundur... Eee, Sabah gidersin, sekizde başlarsın, beşte evine dönersin, bütün işin iş yerindedir. Ama öğretmenlik böyle değildir. Gecenin bir körü senin telefonun çalabilir. Öğrencin seni arar bir problemi vardır. Yani e, öğretmenlik anne baba şefkati gerektiren bir meslek aynı zamanda... Aynı zamanda da o kadar kutsal ki peygamberlik mesleği deriz biz öğretmenliğe. Yani e, bunu ifade eden öğretmenlerimize, evet. bakın sosyal e, vefa destek grupları kuruldu, yüzde öğretmenler ya. üzerinden yürüdü. Evet, bu kadar e, Şimdi var. yani bir taraftan online ders yaparken bir taraftan bunu gönüllü olarak koşa koşa gittiler öğretmenlerimiz. Yani e, şu anda da. Bir taraftan sırf e, online dersleri yapıyorlar. Bir taraftan da sırf öğretmenler yatıyor cümlesi bir algıya yol açtığı için bakanlık e, diyor ki haftada bir gün okula geleceksiniz. Öğretmenlere bir de zulmediyoruz. Haftada bir gün niye geliyor? Bazı öğretmenler diyor ki başkanım diyor ben haftada bir gün okula gidiyorum. Evde yaptığım dersleri burada yapıyorum ama biraz zor oluyor. Niye? Bütün dosyalarım diyor şeyde e, bilgisayarımda kayıtlı. Şimdi... Ya bunu niye yapıyorsunuz Allah aşkına? Orada ne yapacaksınız onu da online yapsanız ama hayır. Öğretmenler yatıyor deniyor diyor ya birileri. Bu algıya bakanlık da hemen e, maalesef düşüyor. Ve öğretmenlere işte e, aday öğretmenlere ayrı e, işte yanlış uygulamalar söz konusu. İşte öğretmen seçilirken ayrı yanlış uygulamalar söz konusu. Yani aday öğretmenlere uygulanan bir sınav var abuk sabuk bir sınav. Ya zaten... Mesleğin icra edip edemediği okul idaresi tarafından yapılıyor. Zaten bir sürü sınavdan geçmiş bir de aday öğretmenlik sınavı var. Hiç gerek yok bana göre. Evet. Yani sözleşmeli öğretmenlik diye bir e, konuyla karşı karşıyayız. Daha önce uygulanmış ve başarısız olmuş bir uygulama. Sırf e, doğuya ve güneydoğuya öğretmen e, gitsin ve zorunlu orada çalışsın diye... 5 yıl burada çakılı kalsın diye düşünülen bir şey ama bir sürü mağduriyete yol açıyor çünkü sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmenin özlük hakları mali hakları birçok alanda farklı uygulamalar söz konusu olunca bu iş barışını da bozuyor çalışma barışını da bozuyor yani ben öğretmen değil miyim algısı oluşuyor. Evet. Yani süt izni farklı, doğum izni farklı. Yani öğretmenlerin bir sürü sorunları var. Evet. Ama buna rağmen bu kadar fedakar çalışmalar yürüten, yani pandemi sürecinde bile e, yaşlılarımıza, büyüklerimize, hastalarımıza gönüllü olarak koşa koşa gidip ekmek dağıtma Kıramak noktasına kadar, kadar giren, evini girip temizleme noktasında e, bile inisiyatif kullanan bu öğretmenlerimizi. Artık itip evet. kalkmayalım. Lütfen öğretmenlerimize hak ettiği değeri verelim. Yoksa e, inanın toplumun ayağının altındaki halı kayıyor. Yani bu da en tabandan başlayıp en üste kadar yetkililerin tamamının e, eğitime önem vermesi. E, mesela eğitime ayrılan bütçenin en büyük bütçe olması gerekiyor bana göre. E, buradan başlayıp e, o manevi noktada öğretmenlerimizi memnun edecek öğretmenlik meslek kanununu bir an önce çıkartarak ee, öğretmenlerimize toplumda hak ettiği değerin yeniden verilmesini sağlaması evet, gerekiyor. Başardır. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel ifade ediyorsunuz. Gerçekten Vallahi belki eylesin. çoğu öğretmenin <laughs> ifade edemediği, dile getiremediği, belki içeride böyle sıkıntısı olan, uhde olan öğretmenlerimizin tercümanı olduğunuz. Şimdi öğretmenin aileye geçelim başkanım. Ailelerin iki konuda çok sıkıntılar var. Birincisi disiplin, ikincisi telafi eğitimler. Disiplin konusunda şimdi öğretmen, az önce bahsettiniz hani e, bir aile bazen bir çocuğu kontrol altına alamıyor. Kontrol altına alamıyor. sıkıntı yaşıyor. Yani bir çocukla imtihan oluyor. Sıkıntı yaşıyor. Çocuğuna sözü evet. getiremiyor. Öyle bir zamandayız ne yazık. E, fakat şimdi öğretmen 30 öğrenci de olsa Efendim sınıfı kontrol altına alıyor ve dersini anlatıyor. Ödevini veriyor. Daha sonra ödevini kontrol edebiliyor. Sınavını yapıyor. Fakat şimdi ailelerin sıkıntısı şu. Çocuk derse girdi. Dersi takip etti. Fakat verilen ödevi bakmadı. Veya ödevi devamlı getirmedi. ...veya sadece film izler gibi dersi dinledi kapattı. Ve bu çocuklar haliyle mahrum kaldı. Belki yedinci üniteye gelmişler fakat çocuk daha birinci üniteden haberi yok. Yani öğretmen ilerlemiş, öğretmen vasfesini yapmış bu konuda sıkıntı yok. Fakat çocuk almamış veya bunu not, al not almamış veya ödevi ne olsa okul yok... ...öğretmen nasıl kontrol edecek derken bakıyorsunuz bayağı bayağı geri kalmış. Peki bu çocuklar bu geri kaldığı dersler için telafi eğitimi alacaklar mı... Aileler bunu nasıl kontrol edecek? Az önce bahsettiniz fakat bu ödev konusunda çok sıkıntı var. Bundan biraz bahsederseniz. Evet şimdi aslında o ödev konusunda da öğretmenler çeşitli sosyal medya unsurlarını kullanarak WhatsApp vesaire gibi. Evet. Şimdi bize de ulaşıyor evde çocukta olunca. Fotoğrafını atıp veyahut da o dosyayı atıp evet. çocuk onu çözüp tekrar öğretmene atıyor ve o şekilde yapabiliyor mesela öğretmenler bunu da yapıyor hangi meslek grubu bunu yapıyor şu an öğretmenler ilk defa da böyle dijital ortamda bunları yaptıkları için hakikaten okul açılsa bu kadar yorulmayacaklar belki buna rağmen e bunlar işe gitmiyor ya ne işe gitmemesi arkadaş çalışıyor insanlar evlerinde ya evet. ve normalde okula gitse bu kadar yorulmayacak belki böyle bir çalışma yürütüyor. Şimdi o noktada sizin ifade ettiğiniz öğrencilerin derse katılma, dinleme, anlama, anlamama, anlamadığını telafi etme noktasında da en büyük görev velilere düşüyor. Şimdi bir, biraz önce ifade ettim. Eğitimin üç ayağı vardır aslında. Bunlar saç ayaktır. Birincisi öğrenci. Öğrenci olmazsa zaten eğitecek, talim, terbiye bir şey yok. Eğitim olmaz. İkincisi öğretmen. Öğretmeni Okul, idare, bakanlık hepsini içine alarak ifade ediyorum. Evet hocam. E, taşra ve merkez yönetim. E, yani öğretmen hepsini temsil ediyor olarak varsayın. Üçüncüsü de veli, aile. Yani biz toplumda, biz her şeyi sözde bırakan bir toplum haline döndük zaten. Eğitim ailede başlar. Herkes bu cümleyi kurar değil mi? Herkes bilir. Eğitim evet. ailede başlar. E nerede? Nerede? Evet. E şimdi... Bu çocuk nasıl ders dinleyecek? Ee, hani ders dinlemenin bir edebi, bir adabı vardır. Ya, Bu ailede başlar. Çocuk önce annesini dinlemeyi öğrenecek. Babasını dinlemeyi öğrenecek. Yani ondan sonra zaten oturup hocasını dinler. Çünkü dinlemeyi öğrenecek çocuk. Ne kadar güzel ifade etti. Şimdi eğitim ailede başlar. Çocuk önce dinlemeyi öğrenecek. Oturacak bilgisayarın başına dalga geçmeyecek. Ve bunu veli sağlayacak şu anda yani kusura bakmasın velilerimiz ama velilerimiz şu an bunu sağlamak durumundalar Sağlamasa çocuğu bir adım geride kalacak. Şimdi bunu mutlaka sağlayacak tu çocuğu takip edecek dersi dinledi mi daha sonra o dersin tekrarını mutlaka çocuk kendisi yapması lazım. Anlamış mı anlamamış mı veli onu takip edecek veya ödev verildiyse ödevini yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa kontrol edecek. Evet. Öğretmene ulaştırıyor zaten çocuk onu. Öğretmen kontrol ediyor o ödevi. Evet. Anlamadığı bir konu varsa bir sonraki online derste öğretmenine sorsun. Öğretmenim geçen dersten ben şunu anlamamışım. Gerekirse öğretmenimiz onu bir daha anlatır zaten. Yani dolayısıyla bu bakanlık zaten mutlaka şunu düşünüyordur. Bu pandemi süreci bittikten sonra... ...eksik konularla alakalı mutlaka bir telafi süreci yaşanacaktır. Yani e, dolayısıyla e, buna da en az eksikle gidebilmek için e, bu bahsettiğim şeylerin mutlaka evet. yapılması gerekiyor. Yani bir Öğretmenlerimiz de yani, e, de yani bize verilen değer ne olursa olsun biz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Yani öğretmenlerimiz de mutlaka bu çocuklarımıza elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olmak durumundalar. Bir daha sorarsa bir de anlatmak zorunda. Yani bunun bilincinde olarak çünkü biz toplumu şekillendiriyoruz. Yani Kudüs tarihinde üç defa fethediliyor. Şimdi birincisi Hazreti Ömer, ikincisi Selahaddin Eyyubi, üçüncüsü Yavuz Sultan Selim Şimdi Hazreti Ömer tarafından fethedildikten sonra 500 küsür sene Kudüs'te barış, huzur, mutluluk var. Bu hüküm sürüyor. Daha sonra birinci haçlı seferinde haçlılar Kudüs'ü işgal edince taş üstünde taş bırakmıyorlar. Boluk olup Müslüman kanı akıyor. O kara günler yaşanırken Bağdat'ta bir marangoz bir minber yapıyor. Ama evet. o kadar güzel bir minber yapıyor ki evet. dillere destan oluyor bu minber ve e, insanlar sadece o minberi görmek için Bağdat'a gidiyorlar. E, o kadar güzel bir minber. Bazı cami e, yaptıranlar gidiyor o minberi satın almak istiyor ama marangoz satmıyor. Ya. Diyor ki hayır ben bu minberi Mescid-i Aksa için yaptım. O zaman diyorlar ki ya kardeşim Mescid-i Aksa Kudüs'te, Kudüs işgal altında. Bu minber oraya nasıl koyacaksın? Diyor ki kardeşim ben marangozum. Minber yaparım. Evet. Ve Mescid-i Aksa için elimden gelenin en iyisini yaptım. Yarın Allahu Teala bir yiğit gönderir. O da götürür o minberi oraya koyar diyor. Evet, Şimdi o zamanlar Tikrit sokaklarında 8-10 yaşlarında bir çocuk Selahaddin. Ya. Bu olay Selahaddin tarafından duyulunca o Selahaddin, küçük Selahaddin diyor ki o minberi oraya ben koyacağım. Maşallah. Ve Allah-u Teala da nasip ediyor. 40 küsür sene sonra Selahaddin Eyyubi gidiyor Kudüs'ü fethediyor ve o minberi Bağdat'tan getirttiriyor. Mescid-i Aksa'ya koyuyor. Şimdi 1969 yılına kadar o minber oradaydı. 1969 yılında Siyonistler Mescid-i Aksa'yı işgal ettiler. Tecavüz ettiler Mescid-i Aksa'ya ve o minberi yaktılar. Bugün bir benzeri yapıldı tekrar orada. Ben iki defa gittim Filistin'e. Ee, o minberi de gördüm. Ee, benzeri yapıldı orada duruyor. Şunu demek istiyorum. Bizler toplum olarak her birimiz minber yapmak zorundayız. Kendi minberimizi yapacağız. Mimarsak en sağlam binayı biz inşa edeceğiz. Ressamsak en güzel tabloyu biz çizeceğiz. Müzisyense en güzel besteyi biz besteleyeceğiz. Hele öğretmensek işte biraz önce dediğim gibi Kudüs'ü fethedecek Selahaddinleri biz yetiştireceğiz. Çok güzel. Yani toplumu biz şekillendireceğiz, evet. öğretmenlerimiz de bu bilinçte olmak zorundalar. Yani ben buradan e, bu bilinçte olan bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. E, onların hepsine selam ediyorum. Kadar güzel. Evet başkanım çok güzel bahsettiniz hakikaten. Yani başkanım... uzaktan eğitimde olsa, <laughs> evet. yüz yüze eğitimde olsa öğretmenlerimiz bu bilinçle çalışmak durumundalar... Ve ben bu bilinçle çalışan e, eğitimciler olduğunun da farkındayım. E, hakikaten fedakar çalışan, e, hakikaten e, o kadar büyük özveriler gösteren e, eğitimcilerimiz var ki, elleri öpülesi, e, hepsine buradan selam ediyorum. Evet, biz de selam edelim inşallah. Şimdi başkanım biraz özel öğretim kurumlarına dönelim inşallah. Evet. Malumunuz Türkiye'de <laughs> birçok özel öğretim kurumu var ve bu kurumlar pandemi sebebiyle kapandı. Evet. Burada çalışan efendime söyleyeyim bir ordu var, bir nefer var bahsettiğiniz eğitim camiası ve çalışanlar var. E, fakat bunların en büyük sıkıntıları şu. Bunlar kapanmaktan ziyade efendim bizde 8. sınıf öğrencileri var, 12. sınıf öğrencileri var ve bu öğrenciler sınava girecek. Ve milli eğitim bu öğrencileri bütün konulardan efendim söyleyeyim sınava sokacak. Şimdi bu öğrenciler uzaktan nasıl bu konuları görecek? Nasıl bu dersleri görecek? Yani bu öğrenciler uzaktan görüp ve sınava girmesi çok büyük bir sıkıntı. Böyle bir feryatlar var bunlar. Yani bu konuda siz ne dersiniz? Güzel. Ben aslında bundan e, yaklaşık 2-3 ay kadar önce okullar henüz yüz yüze eğitime başlamadan önce bir eğitim rafo, e, Rapor. raporu hazırlamıştım. Bu raporda bahsettiğiniz konulara da özellikle yer vermiştim. Evet. Şimdi eğitim yüz yüze mi olmalı? Yüz yüze olursa nelerle karşı karşıya kalırız? E, online olursa nelerle karşı karşıya kalırız evet. ve alınması gereken tedbirler. Ee, o zaman bakanlık hibrit eğitim yöntemini de konuşuyordu. İşte bir kısmı online olsun, bir kısmı yüz yüze olsun. O durumda neler yapılması gerekir gibi ana başlıkları anlatan bir rapor hazırlamıştım. Orada şunu ifade etmiştim. Hangi seçenek olursa olsun 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri ayrı tutulmalı. Bu çok önemli. Evet. Yani bu çocuklara gerekirse yüz yüze eğitim de dahil Evet hocam her türlü alternatif değerlendirilmeli. bu çünkü sınava dayalı bir sistemimiz var bizim. Beğensek de beğenmesek de, sevsek de sevmesek de böyle bir sistemimiz var. Bu çocuklar bir sınava girecek. Bu sınavın bir müfredatı var. Şimdi ders müfredatlarıyla sınav müfredatları önce şimdi bakanlık geçen bir açıklama yaptı. müfredatın tamamından sorumlular diye. O zaman ders müfredatlarıyla sınav müfredatının mutlaka uyuşması gerekiyor. Online ait, e, online e, anlatılan ders neyse, sınavda sorulan soru o olmalı. Çünkü normalde e, burada okuldaki dersle sınav soruları arasında zaman zaman hımsuzluk olabiliyor. O yüzden zaten çocuk dershaneye ihtiyaç duyuyor, ekstra derse, etüt merkezine vesaire ihtiyaç duyuyor. Şimdi bunun giderilmesi gerekiyor. Yani online ne anlatıyorsan, sınavda da çocuğu ondan sorumlu tutmamız gerekir. Yani öbürünü yaparsak yanlış olur. Şimdi. E, ve bu çocukların psikolojik olarak kendini bu sınava hazır hissetmesi için evet. gerekirse bu öğrencilerimiz üzerinde anketler uygulanıp nitel görüşmeler yapılıp bu çocuklar ne istiyorlar kendilerini rahat hissettirecek yöntem nedir? Ee, bu çocuklarımızdan alınıp çünkü artık bunlar belli bir e, olgunluk seviyesine ulaşmış evet. e, çocuklarımız bizim 12. sınıf artık üniversiteli olacak 8. sınıf artık Eşin liseye olacak. adım atacak e, yaşta e, ee, olgunluğa ulaşmış çocuklarımız bunlarla nitel görüşme yöntemiyle e, bir gerekirse çok hızlı bir şekilde araştırma yapılıp sonucu rapor haline dönüştürülüp e, ona göre hareket edilmesi gerekiyor ve tekrar ifade ediyorum yüz yüze eğitimde dahil bu çocuklarımıza mutlaka bir ayrı eğitim programı hazırlanması gerekiyor. Evet başkanım. Başkanım biz ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi çocukların psikolojisi konusuna gelelim. Şimdi bu süreçte malumunuz sokağa çıkma yasağıdır. Efendime söyleyeyim çocukların belli bir yarışta dışarı çıkmaması, saatler uygulanması. Haliyle çocuk alışılmadık bir şekilde eve hapsoldu bir manada. Ve aile de buna alışmamış. Yani aile okul olmadığı zaman dışarı gönderiyor, belki bir yerlere götürüyor. Okul olduğu zaman okulda belli bir vakit geçiyor. Fakat çocuk gece gündüz evde. Bir de bunun üzerine dersler çıktı. Çocukların haliyle psikolojileri bozuldu. Şimdi aileler diyor ki artık bu çocukları biz kontrol altına alamıyoruz. Çocuklar artık bazı aileler efendim şiddete başvuruyor. Bazı aileler çocuklarını kontrol altına almak için belli yollara başvuruyor. E, fakat ciddi anlamda bakıyoruz ki gerçekten çocukların psikolojisi etkilendi yani. Çocuk alışmadık bir şekilde günlerce dışarı çıkmıyor. Efendim e, ders, televizyon, tablet derken biraz da böyle bu e, şeyi şey bazen çocuklar suistimal edebiliyor. Ders dinleyeyim derken saatlerce internet başında kalıyor. Oyun oynuyor. Yani bu konuda sizin <laughs> fikriniz nedir? Şimdi aslında buradan iki e, tane madde çıkarmak lazım. Birisi online eğitimin e, daha doğrusu dijital dünyaya adım atışın zararları. Evet. Hocam. Bundan nasıl kurtulacağız? İkincisi de çocukların psikolojisi. Evet. Şimdi e, birincisini önce ifade etmek gerekirse biz gerçekten kendi elimizle hiç böyle e, alakası olmayan insanları bile dijital dünyanın içine attık şu an. Yani her şeyi dijital hale dönüştüren bir e, aslında belki de bu virüsü kodlayanlar e, sonucunun bu olacağını biliyorlardı. İsteyerek bilerek yaptılar zaten bunu. O da çok ayrı bir konuşma konusu. Evet. Şimdi e, ama gelinen noktada biz dijital bir dünyaya kendi elimizle kendi insanımızı teslim ediyoruz. Acaba bu pandemi süreci bittiğinde o dünyadan bunları geri alabilecek miyiz? Çok önemli geri alırken ne kadarını orada bırakacağız evet, veya yaralım alacağız ne kadarını e, hangi seviyede alacağız yani e, işte burada da yine ailelere büyük görev düşüyor. Yani okulda bir öğretmen var ama evde anne baba var. E, abi var, abla var. Öğrencilerimizi kontrol edeceğiz. Evet. Öğrencilerimiz hangi sosyal platformda dolaşıyor? Nereye giriyor? Kimle irtibata geçiyor? Yani e, mutlaka bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Bu önemli. Ve onun böyle e, işte sosyal medya bağımlısı veya e, e, ne denir ona? O bağımlı hale gelmemesi için, dijital dünyanın bir e, şeyine kapılmaması için çocuğun Farklı alanlara, ne bileyim evde okuma etkinlikleri yapılabilir. Kitap okuma, fiziki kitap okuma okurken de onu bile dijital alemden okumaya başladık. Ee, yani gerçekten fiziki kitaplar okunabilir. Ee, evde çeşitli etkinlikler yapılabilir. Ben mesela şey yapmıştım. Ee, salondaki büyük yemek masasını gittim tenis, e, file ve iki tane raket aldım. Ee, çocuklarla oynuyoruz mesela içinde. evin içerisinde <gülüyor> sokağa <laughs> çıkmaya <laughs> bilmem ne var yani evin içerisinde oyun alanına dönüştürülebilir ee, şimdi ne bileyim bu da ailenin yaratıcılığıyla alakalı artık ne, ne yapabilirler evde kendi çocuğuna uygun evin ne yapabilir bilmiyorum oynuyor. ama <laughs> tamamen dijital alana teslim etmemek lazım çocuklarımızı ee, yani çocuklarımız elbette psikolojisi e, bundan e, olumsuz etkilendi. Ee, ama büyükler daha fazla etkilendi gibi geliyor bana. <laughs> Çünkü okullar açıldığında biz çocuklarda o rahatlığı e, gördük ama büyükler daha rahatsızdı psikolojik olarak. Şimdi çocukların bu e, alanı mutlaka rehabilite edilmesi lazım. Şu an e, rehber öğretmenlerimiz ve, ve psikolojik danışmanlarımız bu hususta çalışmalar zaten yürütüyorlar. İnşallah pandemi süreci biterse bu rehabilite e, etme kısmı başlayacak. Bu süre zarfında da e, çocuklarımız bunun geçici bir şey olduğunu, e, biteceğini ama şu anda da var olan bir şey olduğunu <laughs> evet, bilmesi evet. gerekiyor. E, yani o olumsuz etkilenen kısım çok fazla değil ama. Yani çocuklarımızda ben görüyorum büyüklerden daha rahatlar. Evet. E, o noktada e, inşallah güzel olacak i̇nşallah her şey. Başkanım. Evet başkanım bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hakikaten bu programda öğretmenin daha çok kıymetini anladık. Eğitimin kıymetini anladık. Çocuklarımızı kimlere teslim ediyoruz onu daha iyi anladık. Ee, i̇nşallah Rabbim eski günlerimize kavuşmayı amin. nasip eylesin. Amin, amin, Öğretmenlerimizin amin. kıymetini daha çok bilmeyi... ...onlara olan o eski hürmeti, eski samimiyeti, eski muhabbeti... ...devam ettirmeyi nasip eylesin diyoruz inşallah. Amin inşallah. Yani bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi... E, ...yüz yüze eğitime hatta maskesiz... ...yeni normalde değil... Eski normale bir an önce kavuştursun Rabbim diye ben i̇nşallah. dua ederek son sözümü evet, ifade etmiş olayım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun Evet, Değerli Davet Radyo Dinleyicileri bugün de bir konu bir konuk programını burada noktalıyoruz. Başka bir konu ve bir konu programında görüşmekle ile Allah'a emanet olun, selametle kalın.